Aragaz. Paskal. Kadir Bey. Sen misin? Yok. Kim olacaktı? Ne bileyim, karanlıkta belli olmuyorsun. Saçmalama. Espriye bak. Bayat bayat bayat. He, doğru ama. Hakikaten karanlıkta belli olmuyor. E sen de belli olmuyorsun. Sesime gel Paskal. Ya Kadir, niye sese gireceksin? Aç şu işi. Hayır, meditasyon yapacağız. Ya Kadir, ne meditasyonu? Nirvana'ya yerdireceğim seni kardeşim. Kendi ya, ellerimle. Ya bırak ya. Ben olmuşum Nirvana. Paskal, bizim ara gazı tasarlarken yola çıktığımız fikir neydi? Negatif alacaktık. Nasıl alacaktık? George Jork. Ve pozitifi nasıl verecektik? Dazır dazır. Ya süreç içerisinde şunu fark ettim Paskal. Çok olumsuz bir bakış açımız var. Biz mi? Hayır, millet olarak yani. Olumsuzuz, negatifiz. Ezet kutuplar birbiri çekmez mi? Çeker. E biz negatifsek pozitifi çekmemiz gerekmiyor mu? Yavrum, muğla duz muyuz la biz? Ha? Sen o dediğin muğla duz da olur ya. Bence bizim güzelliği, zenginliği ve mutluluğu çekmemiz için yapmamız gereken başka bir şey var. Ne var abi? Söyle yaparım. Olumlama yapmamız lazım. Nasıl olumlama? Pozitif olumlama. Bir kitap okudum. Olumlama yaparsak istediğimiz her şeyin bizi bulacağını söylüyor. En çok istediğin şey ne? Jennifer Lopez. İnsanlık için, insaniyetlik için bir şey istemiyor musun yani? Yemişim insanlığı. Herkes başının çaresine baksın. Değil mi? Jennifer'da olumlar mıyız? Her şeyi olumlayacağız ya. E nasıl olacak? Şimdi bak yavrum, bak şimdi gözlerini kapat, kapat. Hı-hı. Evrene Jennifer mesajı yolla. Jennifer, Jennifer, Jennifer de. Jennifer, 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 Jennifer. Geldi mi? Kim geldi mi? Jennifer. Allah Allah. Manyağa bak. Dört kere Jennifer demekle Jennifer Lopez gelir mi ya? Daha çok çalışman lazım. Olumlaman evrene ulaşmadı henüz. Abi, ben hep böyle mi yaşayacağım? Ha? Jennifer, Jennifer. Oğlum para vermiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Jennifer'a devam işte ya. Jennifer, Jennifer, Jennifer. Ay hayır, anlamıyorum. Niye buraya geldim ki ben? Hadi oğlum, Jennifer Lopez dedik. Canavar geldi ya. Canavar Cavidan. Cavidan hayırdır, bugün programda sen yoktun. Ay hayır, yani biliyorum ama sabahtan beri sanki biri beni çağırıyor. Kadir, senin var ya olumlamanı. Tüh. Ya dur be oğlum, Jennifer diyoruz, Cavidan geliyor ya. Bence senin yıldızın düşük bak. Ayrıca epifiz bezi temizliği de yapmamız lazım. Senin epifiz bezin kireçlenmiş Pascal. Ay evet, üçüncü göz değil mi? Böyle iki kaşın ortasında. Ben üçüncü gözümü açmak istiyorum. Ben açayım senin üçüncü gözünü Cavidan. Ay sizin gibi ilkellere, ilk insanların ilklerine asla üçüncü gözümü açtırmam. Asla, never. Erkeksiniz, ilkelsiniz. Bak burası yine ekşi testosteron koktu. Ya Kadir, bu nasıl olumlama? Vallahi bir yerde hata yaptık ama bilmiyorum. Jennifer deyince Cavidan'ın gelmemesi lazım. Neyse bakacağız. Ben bu işe kafayı taktım ya. Bu olumlama işi mühim arkadaşım. Aragaz Parapsikoloji Departmanı, üçüncü gözün yanı, kalp gözünün arkası, hiç merak etme, epifiz bezini çalıştırma ve parapsikoloji ile her türlü pisişik konuda hizmetinde olacak milletim. Siz de eğer gizli ilimlere, pisişik yeteneklere meraklıysanız, üçüncü gözünüzü aktif etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz demek efendim. Bizden ayrılmayın. Yani demirden atlara binip beton ormana giderken yolda sizlere eşlik edeceğiz. Yapıştır Twitter adresini Pascal. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresiniz. Efendim tweetlerinizi bekliyoruz. İşiniz gücünüz rast giyesin. Tabancanızdan ses giyesin. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Cem, Twitter adresimizi bir daha ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim tweet atana çok minnettar oluyoruz, ona göre. Bir kıyağınız olsun bize yani. Efendim, telefon. Telefon benim telefon. Özür dilerim, özür dilerim. Alo. Alo. Aleyküm selam. Kimsin? Hemşerim. Kim? Elon Musk mı? O Kadir. Genius arıyor. Oo, alo. Elon Musk. İyiyim kardeşim, sen nasılsın ya? Ya bak, sana bir şey soracağım. Sen uzaya araba yolladın ya. Kaskosu var mı la o aracın? He?
Oğlum uzayda taşa topaca çok olur, araba çarpar, Allah muhafaza çizer, kırar, döker. Ya kasko yapmadan uzaya araba yollanır mı ya? Alo, Elon, uzaya niye pembe araba yolladım? Duydun mu yavrum Pascal'ın sorusunu? Diyor ki, neden diyor araba uzaya yolladın, arabanın rengi pembeydi diyor. Vay çakal. Ne diyor Kemir? Abi diyor, pembe araba elimde patladı diyor. 2 senedir diyor, galeride duruyor diyor, alan çıkmadı diyor. Ben de diyor böyle bir dümen buldum, uzaya gönderdim diyor. Çok güzel geri dönüş aldım diyor. Abi, esnaf kafası, helal olsun. Alo Elon Musk, ne oldu ya, sesin titriyor. Ha, divanın altından mı konuşuyor? Neyin içindesin? Çekyatın bazasının içinden. Allah Allah, ne oldu aslan parçası? Ne diyor ya? Kadir'cim diyor, şu an seni çekyatın bazasının içinden konuşuyorum diyor. Ne içine gelmiş? Korkuyormuş. Mafya mı çökmüş? Olabilir, dur bakalım. Böyle adamlar da çok para olduğu için mafya falan bunlara çöküyor. Doğrudur. Teknoloji, meknolojiyle ilgileniyorlar ya. Bunu soğan erkeği zannediyorlar. Alo Elon Musk. Yavrum, bu Amerikan mafyası sana çöktüyse hiç korkma. Senin arkanda Kadir abinle Pascal abim var. Ararız ve bizim haramideleri, çok komik Osman abimizi, baba yiğitleri toplar. Bir akşam gider sana çökenlerin kapısını zilne basar. He? Ne o zaman? Neden? Hayda. Ne diyor? Ne olmuş? Ya Kadir. Ya Kadir, şunu bir anlat ya. Hep sorduruyorsun. Elon Musk diyor ki ne? Beni diyor mafya falan çökmedi diyor. Ben diyor böyle bir şey olsa alırım akıllını diyor. Beni diyor, ben İrlanda çocuğuyum diyor. Dalımı kıranın ağacının kökünü sökerim diyor. Niye diyor korkmuş? Ölmekten korkuyormuş. Nasıl ölmekten? Bildiğin ölmekten. Karta, mortos, cızlak çekmek, mortingen şitraze. Anladın? Bon voyage de la mort falan yani bunlar. Anladın da abi. Korku niye? Niye korkuyor? Abi diyor, Stephen Hawking gibi bir abi ölük olduktan sonra diyor, ben diyor ölüm korkusu sarmasın mı diyor. Korkuyorum abi, ben de imamın kayığına binecek miyim diyor. Bu yüksek IQ, bu büyük beyin diyor, gerçekleşmemiş hayaller toprak mı olacak? Anam anam diyor. Yok, altın olacak. 24 ayar. Tabii olacak. Toprak olacak. Oğlum, hepimiz olacağız. Alo, Elon Musk. Ya her şeyi anladım, bir şey anlamadım. Çekyat'ın bazasının içine sen Azrail'den saklanmak için mi girdin be kardeşim? He, anladım. Ne diyor abi? Evet abi diyor, kendimi diyor buraya koydum diyor. Burası adeta diyor bir koza diyor, bir anne karnı gibi diyor. Burada kendimi korunmuş hissediyorum diyor. Salak lan. Alo Elon, oğlum bak, sana dahi diyorlar la. Acaba IQ'ya bir daha mı baktırsan sen bebeğim ya? Azrail'den saklanmak için çekyat bazasına girmek nasıl bir süzme salak işi ya? Çık oradan! Çık, sinirlendirme beni! Tabii öleceğiz! Hepimiz öleceğiz! Düdük, ölüm olmazsa hayatta kalmanın ne manası var ya? Heh, başa değin. Konuşmaya bak. Antin kuntin. Elon bak, senin olumlama yapman lazım yavrum. Evet, pozitif olumlama. Beni şu an dinleyen herkes söylediklerimi yapsın. Derin nefes alın. Al ver. Al ver. Pascal sen de. Abi, beni iyi bir şey etme. Ne olur ya. Allah Allah. Allah Allah. Katıl kurt. Sen de yap. Evet, şimdi iki kaşımızın ortasının 3 santim üstüne odaklanıyoruz. Oha. O nasıl tarif ya? Yani alnının ortasına odaklanıyorsun. Gözler kapalı. 3. gözünden bakıyorsun. Kadir, göremiyorum. Benim 3. göz kapalı galiba ya. Açarım ben onu. Açarım, az sabret. Neyle açacaksın? Hiltiyle. Evet, alnımızın ortası. Orada bir göz var. Oraya odaklan. Görmeye çalış. Şimdi içinden olumlama yap. Ben bu halimle iyi ve güzelim. Ben bu halimle iyi ve güzelim. Ben bu halimle iyi ve güzelim. Ve kalbimi evremden gelen her şeye açıyorum. Ve sevgiyle kabulleniyorum. İyi ve kötü yok. Beni bulan her şey iyi. Kendimi seviyorum. Evreni seviyorum. Efendim. Abi sen iyi misin? Doktora gidelim mi? Ne doktor yavrucuğum? Nörolog. Ya saçmalama, iyiyim ben ya. Abi senin kısa devre var. Vallahi beyin şase yapıyor. Bir baktırır mı abi? Ya da bir dakika. Soğuk su. Bak uyu gelir. Sok kafanı oğlum. Aragaz. Pascal. Bro. Japonlar robot yapmış. Basketbol oynayan robot. Hadi be. Onlar kısa ya abi.
Bol yok. Yo yapma, ben Japonya'ya gittim. Bak Japonların yeni nesli o kadar da kısa değil. Hele kızlar vallahi bizim kadar uzun. Bu Japonlar abi sonradan boyattı. Kesin eskiden kısaydı bunlar. Vallahi sen hiç gördün mü abi basketçili Japon? Vallahi görmemişim ay işi. Yoktur, bulamazsın. Japon her şey yapar, basket oynamaz. Niye? Boy fakiri. Ya işte o yüzden de basket oynayan boylu robot yapmışlar. Ve sahanın her yerinden sayı atıyor. Üstelik asla ve asla kaçırmıyor. Hiç mi? Ya sahanın neresine koyarsan koy basket topunu çemberden potasız geçiriyor. Hadi bakalım buyur. Yakında var ya futbolcu yaparlar. Kesin. Kadir bir gün insan yerine. Evet. Robot futbolcular. Evet. Oynar mı abi? Olur mu? Çok enteresan. Olabilir ama tadı olmaz be Pasko ha? Niye olmasın abi? Abi düşün şimdi, hiçbir robot gol kaçırmıyor. Sen o gol kaçar mı lan diye kime küfür edeceksin? Robot hakem asla hata yapmıyor. Offside'ı görmedi diye kime saydıracaksın? Bir kaleci Volkan'ı düşün. Rakibi delirtmek için neler yapıyor? Bir robot bunları yapar mı abi? Evet abi. Yapmaz abi. Mesela Trabzonlu Burak gibi Madiden kendini yere atabilir mi bir robot? Atamaz. Atsa da robot hakem yer mi? Yemez. Demek ki neymiş? Neymiş? Futbolu güzel yapan hatalarmış abiciğim. Yani hakem hata yapmazsa, kaleci hata yapmazsa, forvet hata yapmazsa, orta saha hatalı pas atmazsa futbolun tadı olur muymuş Pasko? Olmaz abi. Tabii abi. Haklısın. Yani buradan bir hayat dersi çıkaralım. Hayatı güzelleştiren hatalar var. Hayatı güzelleştiren şeylerden birisi belki hatalar. Öyle mi Pascal? Evet abi. Ya mükemmel bir hayatın en kötü yanı şu Pascal. Mükemmel olduğunun farkına varamazsın. Mükemmel bir hayatın olduğunu fark etmek için arada mantarlaman lazım. Kadir bugün çok ciktisin. Vallahi yok hayat anlamı. Yok böyle hatalar güzeldir. Hey. Yavrum paso makaraya sarmayalım diyorum ya. Arada böyle hoş sohbet edelim istiyorum. Bana şu hayatta yaptığın en büyük hatayı söyle. Ben? Nasıl sen? Yani o kadar çok yaptın ki. Ben kendim hata oldum. Vay be Pascal. Bak şunu anladım. Ben 6 yıldır kişisel olarak gelişemiyorum. Ve neden diye düşünüyorum. Aslında çözdüm şu anda. Sebebi sensin. Buyur. Yani bana kaldı. Ya bak kalır. Sen kişisel gelişim için el frenisin. El freni bir insansın. İnsaniyet ve şahsiyet babında senin yanında ilerlemeye imkan ihtimal yok ya. Kardeşim beni böyle kabul et. Ya tamam tamam, aman tırvırı kes ya, beni yorma ya. Yani lafı toparlayayım sevgili Aragaz camiası. Yani yanlışlar da bizim yanlışımız. Onları da sevmek lazım. Bir tek robotlar yanlış yapmıyor. Çiçekler bile mevsime aldanıp erken açıyor bazen. Yani siz ne oluyorsunuz? Yani biz ot da değiliz, robot da değiliz. İnsanız, hata yapmak da insana mahsus bir şey. Hatta bazen bir meziyet ya bunu anlamak, öyle değil mi? Bravo, çok güzel. Sen Antin Kuntin konuşacağım diye müşteri kaçtı. Ya tamam tamam, ne anlarsın. Kişisel gelişim yeni çağın yükselen trendi yavrum. Popüleri yakalıyorum ben. Sen ne anlar? Old fashion'sın sen, old fashion. Tabii tabii tabii. Reytingler gelsin. Görüneceğim ben seni. Patron anlat. Öt, İblis. İnsanların aklını karıştırma. Dur bakalım bir ara verelim. Aragaz. Paskal. Efendim abicim. Cat Middleton'ı bildin mi? Koşucu. Uzun mesafe. Nasıl uzun mesafe? 100 metre bayraklı. Ne alakası var? Zaten 100 metre bayraklı nasıl uzun metre mesafesi oluyor ya? Prens William'ın karısı değil mi abi? Charles'tan İngiliz kraliçesinin gelini. Ha? Ha, prenses. Ama Kadir, kızın adı var ya, atlet gibi ya. Ya bakınca evet, Kate Middleton. Hakikaten bir maraton koşarmış bu isimle be. Neyse, her isim hakkıyla insan üzerine tecelli etseydi dünya başka bir yer olurdu ya. Kate yine hamileymiş Pascal. Oha, bu kaçıncı ya? Ya kısmetse üçüncüyü kuzulayacak ya yenge. Valla Prince William'ı helal olsun. Tutulmuyor. Beşi gider bu. Gider gider. Giderse gider kardeşim. Yani adam tabii prens abi. Koca İskoçya'nın tapusu bunun üstünde. Düşün, adamın üstüne tapulu ülke var ya. İçindeki insanlar falan onun yani. Kadir süper bir şey ya. Düşünsene. Vay vay vay. Benim ülkem olsa hiç çalışmam. Valla kimse çalışılmam. Okul mokul yok. Gezin lan. Yiyin için. Vay be Pascal. Ya Pascal bak, halk yönetilmek ister.
Yöneticisiz, lidersiz toplum dağılır öyle. Ne yaparsanız yapın, gezin, yiyin için olmaz. Bunu da unutma. Neyse, mevzu başka. Kate Middleton bu sefer evde doğuracakmış. Nasıl evde? Ne demek? Bildiğin evde. Evde doğum yapacakmış. Özür dilerim. Benimki. Alo. Aleyküm selam. Kimsin? Ooo, Prenses Kate yavrum, gözün aydın yavrum, üçüncü yoldaymış ki. Kate abla, ortakat kira edermiş. He? Allah tamamını ayarlısın. Ohanne istiyorum sana Pascal. Nişan nikah mı ya bu? Hamile kadın Allah tamamını erdisin denmez ki. E ne diyeceğiz abi? Allah diyeceğim, bir avazda doğurmayı nasip etsin diyeceğim. O ne ya? Yani ay diye bir kere bağırsın, çocuk çıksın hemen. Hani kolay doğum olsun manasında. Bu ne Kadir ya? Dileğe bak ya. Çocuk pırtlatma. Ya kardeşim, bu işler böyle böyle söyleniyor işte. Kate, siz bayağı hızlı çıktınız ya bacım. Ha, 1-2-3 derken daha gidecek gibisiniz gı. Ha, öyle mi? Aa, neden? Vay, Prens William'a bak sen. Ne yapmış William? Prenses Kate diyor ki, Kadir abi diyor, kocam evlendiğimizden beri tahtı garantilemem lazım. Oğlan olana kadar devam dedi diyor. İkinci de diyor, oğlanı bulduk, bu sefer de birader evleniyor. O da hemen çocuk yapar, en iyisi biz çift oğlan yapalım. Biri olmazsa öbürü tahta geçsin dedi diyor. Vay be, İngiltere'ye bak. Taf savaşı erken başladı. He vallahi ya. Alo. Kate'cim üzülme canım, şimdi orta çağda olsak senin ilk oğlan adı neydi? Ha, George. George bütün kardeşlerini öldüreceğiydi. Hiç olmazsa evlat acısı görmeyeceksin. Bacım. Ya Kate, ne ballısın ya? Kral anası olacaksın. Ya Kate var ya, anan seni Kadir gecesi doğurmuş bacım. Kocangil tahta geçecek, kraliçe olacaksın. Vır vır eder, dırdır eder, herifi erken gömersin. Oğlan büyüyene kadar tahta vekalet edersin. Yo haynes olursun. Oğlan yetişir, askerliğini yapıncıdı, tahta geçersin, ana kraliçe olursun aslan gibi. Vay be, prens koca ne güzelmiş ya. Yavrum, tahta geçecek prense varırsan güzel, ama mesela güççüğün karısı hiçbir zaman kocası kral olmayacak. Kate, bak bu senin müstakbel eltini benim gözüm hiç tutmuyor bacım. O kız oğlanın aklına girer, isyan ettirir. Sizi eğletir, ben açık söyleyeyim, ağzınızı gözünüzü yaymayın. Abi dur ya. Ne yapıyorsun ya? Fişlik sokma ya. Kraliyet ailesi bu. Yok yavrum, ne fişti ya. Efendim Kate. Ha evet evet, biliyorum, evde doğurmak istiyormuş. İyi bir ebe mi? Var tabii var. Eskişehir'de anamın arkadaşı var. Fevziye teyze var ebe. He. Şu an bütün Eskişehir'i o doğurttu ya. 40 yaş üstü Eskişehir'de kim varsa anasının karnından ebe Fevziye teyze tarafından alındı. Gönderelim Londra'ya. Yaşını başını aldı, hem de büyük tecrübe var, seni doğursun. He, şimdi hemen gelemez, umrede şimdi. Kadir, seni o mu doğurttu? Tabii abi, beni doğurttu. Hatta benden sonra gitti, iki keçi bir dana doğurttu. Anadolu'da ebe kadınlar vardır böyle, doğum işinin kompetanı. Çoğu insanı da doğurtur, danayı da doğurtur. Ha, nasıl benim ev? Niye? Hayda. Senin ev mi? Kadir, ne olmuş senin evi? Kate Middleton diyor ki, ne Kadir abi diyor, ben eve diyor küvetin içinde doğal doğum yapmak istiyorum diyor. Ama ana kraliçe evin her yerine kan yaparsınız, duvarları yeni boyattım, başka yerde kuzula diyor diyor. Doğuracak ev arıyorum, seni de doğursam olur mu diyor. Kadir kabul et. Vallahi bak, belki erkek olur. Ha? Kral oluruz, yanlarız oğlum. Vallahi sen bizim evde doğdun, öyle dersin, vicdan yapar. Alo Kate, vallahi güzel olur derim ama ben de yer parkelerini yeni değiştirdim bacım. Pahalı da bir araç, Afrika zeytini yaptık. Ondan sonra bak olur. Ne diyor? Söz veriyorum diyor, evinde doğum yapmama izin verirsen kocamgil tahta çıkar çıkma seni İngiliz vatandaşı yapar. Buyruklu Gurdeli vatandaşlık belgesi verdim. Vize derdin biter, vırsırt gider gelirsin diyor. Pasaportu dıştan gösterip geçersin diyor. Ya ben ne olacağım? Lan gerizekalı, sen zaten Fransız vatandaşı değil misin? Sana hiçbir yerde vize yok ki. Aa doğru. Abi oley be. Yayıcı birlik var ya. Güzel be. E tabi abi. Alo Kate. Ha, yavrum vatandaşlık istemiyorum. Tek şartım var. Eğer çocuk erkek olursa adını ben koyacağım. He, Sıtkı koyacağım adını. Prens Sıtkı. Rahmetli babacığımın adı yaşasın. Tahta geçerse babacığımın adı tahta geçsin. Olma mı? Niye? Lan George oluyor, William oluyor da Sıtkı niye olmuyor ya? Lan İngiliz zihniyeti, yatacak yeriniz yok. Vermiyorum evimi kardeşim, git hastaneye doğru. Beni de bir daha bu mevzu için aramayın ha. Zaten kocandan da izin almamışsın, ayıptı sana ya.
Hadi kapat. Kapat. Kedi fazla sert oldu. Tersime denk geldi bro. Aragaz. Paskal. Bro. Ya işte yüksek sanat zamanı desem ne dersin? Oh. Nihayet be. Güzel şey. Sen mi yazdın? Yo, Cüneyt Yavuz yazdı. Kim o abi? Aragaz dinleyicisi. Bizim ekolden bir şair. Kadir Çöpdemir'in şiir talebelerinden biri. Vay Kadir. Şairleri var ya. Tutamıyoruz. Ya ben bu fidanları elcağızımla diktim, suladım, gübreledim, badeledim. Badeledim? Yani yetişmeler için toprağa harmanladım. İşte bu fidanlar şimdi baş verdi ya. Nasıl baş verdi? Şiir yazarak baş verdi. Tosum tosum duygu tosartarak baş verdi. Bak Cüneyt Yavuz bizim programdaki tiplerle ilgili haybeci şiir yazmış. Aa, ben devam mı? Artık okuyacağım, o zaman görürsün. Önce bir duyguya gireyim. Gir bakayım. Nasıl gireceğim? Efendim işte sanat, işte hassas mısra, işte söz sanatı, işte yine sonsuzluk mecrasında kazık fren yaparak yola bırakılmış duygudan izler. Ne diyorsun lan sen? Duyguya biraz fazla girmişim Pascal, oradan sızma yaptı ya. Çıkar biraz. Çıkaracağım. İşte Cüneyt Yavuz'un şiiri. Aferin yavrum, seni Aragaz'ın Malkoçoğlu'su ilan ediyorum. Ve şiirini okuyorum. Artık uzay denince bakma boşluğa. Bil ki bir lordu var bir ticareti. Hacı Darth Vader abi boynuma dola. Kızma ne olur, sev bizi Allah'ın cezaları. Dünyaya düşen ilk bilgi taneciği. Kürsüler işgal etmiş kalmamış bilmediği. Hem dilber imiş hem de kortaylı. Kasmayın artık, sevin şu cahilleri. Ekonomiye kattı farklı bir akım. Her şekliyle anlattı, yaptı yorum. Eşber Siftah Hoca'ya bir kulak verin. Bırakın oğlum dünyayı, ölüm var ölüm. Amerikan Amerikan Asya Goti'yi. Diplomasi dedin mi yorgay kabarır. Aman kollayın her vakit güzü bebeği. Kim bilir acep nerede abarır. Yapma başkan basma şu odaları. Bütün spor dallarını yaptın ama mort. Zorlama artık, aç stat kapılarını. Çünkü ismin Sign Thunderbolt. Allah'ım o nasıl girizgah, o nasıl ezber. Daima beton ormanda yollarını gözler. Her yer mi tıkalı, her yer mi mahşer. Ver artık müjdeyi trafikçi haydar. Meteorolog olmuş garip ne etsin. Bu işsizlikte simit mi satsın? Coşmuş bir kere bırakıp gitsin. Futbolunu anlatsın Dilkerim Yasin. Hepimiz iğrenciz, hepimiz mi orangutan? Demedik mi plazalar tuzak, uzak dur oralardan. Ne çektin yavrum sen bu CEO'lardan? Sakın çıkma o kata canavar Cavidan. Kadir desen sevmediği kalmadı. Pascal saldı Kobrettin'i almadı. Dünya alem böyle geyik görmedi. Seviyoruz sizi Allah'ın cezaları. Nasıl buldun Pascal? Ya Kadir, benim için özel bölüm yok. Benim için de yok. Tosarmamış adamın duygusu bize. Yok abi, ben özel bölüm istiyorum. Bana mı özel şiir olsun? Yazın abi. Yavrum sen yani Hükmü Karakuşi Musaddık mısın? Ne? Ya bir şey anlamadım. Neyse boş ver. Bence güzel şiir ya, olur böyle. Bizim şeylere, karakterlere de yazmış. Güzel güzel. Aferin koçum. Devam. Daha da güzelleşir zaman içinde. Hadi bakalım. Aragaz. Pascal. Efendim. Şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi ya. Hanımlar beyler, yeryüzüne düşen ilk ve en iri bilgi taneci. Profesör. Doktor Dilber Kortaylı hocamız stüdyomuzu teşrif ettiler. Hocam hoş geldiniz. Hocam seviyorum seni. Beni sevmek yürek ister Pascal. O yürek var bende. Sevmek sadece yürek işi değildir. Ancak cahiller sadece yürekleriyle severler. Sevmek beyinle de sevmektir. Beyinsiz sevmek psikopatlıktır. Sen de beyin olamadığı için beni sadece kalbinle seviyorsun.
ister istemez saçmalıyorsun. Kadir, sen beni seviyor musun? Ya seviyorum desem bana laf sokacaksınız Dilber hocam. Sevmiyorum desem size ayıp olacak. Ya ben iki arada bir derede kaldım, ne desem bilmiyorum ya. Karar vermek beyin ister. Beynin olacak ki karar verebilesin. Yani karar veremediğine göre sen de beyin yok. Buyur, laf yine döndü, bir şekilde bana girdi, değil mi? Yani kusura bakma, beyin konusunda hassasım. Dilber hocam, beyin salatası yer misin? Beyin salatası yemek barbarlıktır. Ben çok severim Dilber hocam. Böyle güzel beyin yeşillikle beraber üstüne de limon sık, en sevdiğim yani. Cahil, o yediğin beyin kim bilir ne fikirler ne düşünceler üretecekti. El alem o beyni kafatasının içinde fikir üretmek için kullanıyor. Sen beynin üstüne limon sıkıp yiyorsun. Elveda Mars'a gitme hayali, hoşça kal Jüpiter'de toplu konut hayali, beni unutma kara deliği çöp tenekesi yapma projesi. İki şey soracağım hocam. Bir, kara deliği çöp tenekesi olarak mı kullanacaktınız? Evet, NASA'ya yazdım. Bu kara deliğe giren her şey yok oluyor ya. Tam bir çöp öğütü işte, ne güzel. Kullansanıza dedim, NASA cevap vermedi. Yalnız var ya, fikir orijinal. Tebrik ederim. Beynin olsa tam olarak idrak etseydin o zaman daha çok severdim Pascal. Bu arada Dilber hocam, beyin konusunda bir hata yaptınız. El alem o beyni fikir üretmek için kullanıyor. Sen üstüne limon sıkıp yiyorsun dediniz. O beyin biliyorsunuz koyun beyni hocam. İnsan beyni değil yani. Fikir yok yani. Yani hayre. Geçen gün arkadaşlar beni işkembeciye götürdüler. Bir beyin söyledi. Masaya bir beyin geldi. Acayip dalgalı, böyle girintili, çıkıntılı. Einstein'ın beyni gibi. Ay ne koyunlar var, hayret. Dilber hocam, size bir sorum var. Yani sorusuna bağlı, sor bakayım Kadir. Aşk tarihi değiştirir mi hocam? Cahil, tabii değiştirir. Bir Kleopatra ile Sezar'ın aşkı, bir Napolyon'la Josephine'in aşkı, bir Kanuni ile Hürrem'in aşkı. Bunlar olmasa tarih çok başka olurdu. Bilmem hocam, bunları biliyoruz. Bilmediğimiz, tarihi değiştiren bir aşk yok mu ya? Yok. Var olmaz mı? Mesela Thomas More ile Eliusin'in aşkı var. Kim onlar? Meşhur Sir Thomas More, İngiliz kralının başbakanı ve filozof. Köylü bir kıza aşık olur. Kız protestandır. Thomas More protestan diye kızla evlenemediği için protestanlara gıcık olur. Krala fistik verir, hepsini yaktırır. Yuh, Thomas More'da da hiç beyin yokmuş. Herif meşhur Ütopya adlı eserin yazarı, felsefenin başyapıtlarından biri. Thomas More'daki beynin hepimizi yani söker atar. Vay be Kadir, görüyor musun? Ne beyinler var? Ya hatta o iş büyür. İngiliz kralı Vatikan'a karşı Anglikan kilisesini kurar ya, değil mi hocam? Bak bak cahile bak, benim arka bahçemde dolaşıyor, güya bana beyni varmış gibi şekil yapıyor. Bilber hocam, başka bir şey, siz hiç aşık oldunuz mu? Oldum. Kime oldunuz? Çocuk kalbine. Çocuk kalbine? O nasıl kız ismi ya? Cahil, kız değil, bir kitaba aşık oldum. 7 yaşındaydım, bir gün kitapçıda bir kitap gördüm. Edmond de Amicis'in Çocuk Kalbi adlı kitabı. Beynime giden ilk yazılı bilgi oydu. O gün bugün bilgiye aşığım. Peki ya kadınlar Dilber hocam? Kadınlara aşık olmadınız mı? Yani olabilirdim ama saçım olmuş mu? Ay bugün işte ne oldu biliyor musun? Dilber, neden hiç konuşmuyorsun? Uzun uzun susuyorsun sorularından, kaçtım ben. Susan adama neden susuyorsun diye sorulmaz. Belli ki beyni çalışıyor o an. Araya girmesene, yok İlla böyle ne düşündüğünü öğrenecek. Kadınlar erkeği beyinlerinden bile kıskanıyorlar. Yani beni kendi beynimden kıskandı kadın ya. Bana ya beynin ya ben Dilber dedi. Siz hangisini seçtiniz hocam? Sence? Ben olsam kızı seçerim. Ben beynimi seçtim. Beynimi seviyorum. Elimde olsa beynimi çıkarıp öper, böyle okşar yerine koyarım. Allah ayırmasın, beyniniz de siz Dilber hocam ya.
Amin cahiller sürüsü. Allah size de beyin nasip etsin. Bu yaştan sonra zor mu olacak? Öyle deme. Doğru beyin ne zaman karşına çıkar hiç bilemezsin. Dilber hocam, bu evrenin gönderdiği her şeyi kabul ediyor ve kalbimi açıyorum şeklindeki olumlama yapalım mı beraber? Yapın yapın ama uzakta şu köşede yapın hadi. Aragaz. Pascal. Geldir be. Rus bilim adamları Peru'da geçen yıl buldukları ve uzaylıya ait olduğu söylenen mumyadan alınan kök hücre örneklerini incelemiş. Uzaylı mumyasında insanlardaki gibi 46 kromozom bulunmuş ama anatomik yapıları çok farklı çıkmış. Abi ne uzaylısı ya? Sıkılmadım ya. Hep aynı giy. Abi öyle deme. Eğer uzaylılar varsa bildiğimiz her şeyin sonu ve yepyeni bir dünyanın ve hayatın başlangıcı demek bu ya. Uzaylı ölü müymüş? Mumya dediklerine göre ölükmüş. Nasıl ölmüş? Şimdi galakside karşıdan karşıya geçerken uçan daire çarpmış. Uçan daire tırı çarpmış. Bak görüyor musun dedi? Trafik her yerde sakat. Yayaysan yola iyi bakacaksın. Ya arkadaş ne saçmalıyorsun sen? Deli misin, divane misin? Ne bileyim la uzaylı niye ölmüş? Herifi mumyalamışlar ama yani öyle olduğu kesin. Uzaylı değildir. Firavundur. Pascal, Peru'da Firavun'un ne işi var abi? Ha? Firavun nerede olur? Yavrum Mısır tarafında vaktiyle çok Firavun vardı. Çok Firavun yaptı Mısır. Bir süredir yapmıyor ama. Hangi Mısır? Süt Mısır. Bildiğimiz Mısır yok mu ya? Ülke piramitler var hani. Tamam işte. Bizim uzaylı. Orada bulunmadı mı? Hayır abi. Amerika tarafında. Peru'da bulundu. Yani Güney Amerika'da. Peru'da Firavun yok mu? Yok. Taktın sen bu Firavun'a. İyi bak bir abi. Belki vardır. Abicim yok Peru'da Firavun falan yok. Ya İnkalar var ya. İnkalarda çok saf insanlar. Firavun gibi çakal değiller ya. Ya Perulara keriz mi diyorsun? Yok ya estağfurullah. Olur mu şey? İçimizdeki Perular alınmasın sakın. Yani Avrupalılar Peru'da karaya çıktığı zaman atın üstündeki şövalyeyi görmüşler. Atla adamı tek bir varlık zannetmişler. Bu olsa olsa bu tanrıdır demişler. Ata binen adamın önünde eğilmişler, tapmışlar ona. Kafaları güzelmiş. Ya bak kafası güzelmiş dediğim gibi. İnka dediğin adam sıfır hatayla Venüs'ün yörüngesini tespit edip mevsimsel olarak Venüs gezegeninin belli açılarda göründüğü özel pencereler olan tapınaklar yapacak kadar matematik, astronomi, statik, mimari biliyor ya. Ama gel gör ki ata binen herifi tanrı zannedecek kadar da tuhaf yani. Kadir, böyle Rus atmış. Kesin. Bak tombul var ya. Hangi tombul? Çiftlik bank. Ha evet. Uruguay'a gitti ya. Evet. Ben Peru'ya giderdim. Valla orada çok kriz var. Çocuğa ekmek çok. Ya ben dedim ki şu uzaylı mumyasından kök hücre alan Rus bilim adamlarını bir arayalım Pasko. Ara bakalım bana. Ne olacaksa? Nevesini al. Tabii abi. Uzaylı mumyasından aldıkları kök hücreyi inceleyen Rus bilim adamlarını arıyoruz efendim. Çalıyor efendim. Çalıyor efendim. Alo. Peru'da geçen sene buldukları uzaylı mumyasından aldıkları kök hücreyi inceleyen Rus bilim adamlarıyla mı görüşüyorum? Durun yavrum hep bir ağızdan konuşmayın arkadaşlar. İçinizden biri konuşsun ya. Alo kimsin abim be? İvan Divan Delen. Evet abicim. Ya zaten akıllı biri bulsa bizi şaşardım ben. Abicim. Alo ha. Şimdi bu mumyanın uzaylı olduğuna emin miyiz babacım? Kafası kocaman mı? Yani her kafası büyük olan uzaylı mıdır ya? Arda Turan da Uranüs'lü o zaman. Arda'nın kafa büyük mü? Ne demek Arda'nın kafa büyük? Üç kafası da kafa çıkar la Arda Turan'ın kafasından. Sana kafa alsın 3 ay bulanık görsün. Sinemada önüne düş 6 metrelik perdeyi göremezsin o kadar büyük. Ey maşallah. Ama Kadir kafa gol atmıyor. O kafayla nasıl sıçrasın çocuk ya. Neyse tamam. Sayın Divan Delen çok özür diliyorum. İvan Divan Delen. G'ye sardık iyice yemin ediyorum çok ayıp oldu ya. Bak adam kızdı bize Pascal. Haklı abi. G'yi alıyoruz. Neyse tamam abi tamam şeye dönelim uzaylıya dönelim. Şimdi abim uzaylı kime benziyor? Yani insan gibi mi hayvan gibi mi? Ne gibi dedin? Elinde yumurta var gözünde yamuk güneş gözlüğü tombulca. Aa ya bu bizim çiftlik bankın tombulu gibi tosunu gibi. Hadi tosuna bak. Peru'ya satılmış. Vallahi bildim. Kadir şahitsin. Demin demedin mi? Abi o arkadaşı bize gönderebilir misiniz bir zahmet ya? Uzaylı değil abi o. Ne yaptı?
size organik köy mü kurdu? Sakın para vermeyin. Para verdin mi? Bütün Rus bilim adamlarımı verdiniz. Anam anam anam, anlıyorum anlıyorum. Her gün organik yumurta satışından para mı alıyorsunuz? Eyvah. Ya abi, o arkadaşı biz tanıyoruz ya. Ya yengenin bileziklerini boz. Keven parası bile ver abi. Çok zengin olacaksın. Aman abi. Abi anlıyorum ya. Çalışmaktan bıktın, şöyle kolaydan para gelsin. Param çalışsın, ben yatayım diye düşündün. Ay çok doğru yapmışsın. Çok. Ver abi, ver. Ver böbreği sat, parasını ver o arkadaşa. Bittiniz, bittiniz. Aferin. Kadir, ne yapıyorsun lan? Adamı bitirdin. Arkadaş, şu hayatta her şeyi anladım. İnsanın hırsının, aklının önüne geçmesini bir türlü akla erdiremedim ya. Bu da benim ayıbım olsun ya. Boş ver Kadir. Aragaz. Paskal. Bra. Senin Instagram adresin neydi? B. Numa 21. Seninki Kadir. Benimki de Kadir Çöpdemir'di. Efendim bu arada programa tweet de gönder. Hemen bir iki bir şey söyleyeceğim. Efendim Aragaz dinleyicileri, özellikle sağlık sektöründe kadro bekleyen arkadaşlar ve nafaka konusunun yeniden düzenlenmesini isteyenler çok tweet atıyorlar son zamanda. Buradan da Devlet Baba'ya sesleniyoruz. İnşallah bu arkadaşlar mağduriyeti varsa efendim vatandaşlarımızın mağduriyetini Devlet Baba göndersin. Devlet Baba'nın babalığı buradan. Efendim vatandaşın saadetini temin etsin yani Devlet Baba. Kadir, Kadir, güzel mesaj oldu. Tabi. Osman Gazi'yi biliyorsun değil mi Pascal? Tabi, biliyorum. Sizin baba. Bizim büyük baba. Onun Bizans hisarlarını nasıl ele geçirdiğini biliyor musun? Ne bileyim baba. Allah Allah. Vergileri düşürerek. Nasıl? Şimdi Bizans hisarlarında tezgah açan esnafa ve halka vergiyi düşüreceğini ve haksız bir kuruş bile almayacağını söylüyor. Ele geçirdiği hisarlarda da bu sözünü tutuyor. Öbür hisarlar tabii bunu duyunca armut gibi kalıyorlar. Osman Gazi'yi beklemeye başlıyorlar. Kılıç evet, ama onun yanında ne var? Vermek var. Vereceksin yani. Vermeden büyünmüyor. Bunlar ince konular efendim. Bir başka mevzuda da daha çok tweet alıyoruz. Tabii ben az önceki arkadaşların mağduriyetlerinin içeriğini bilmiyorum ama madem bizi yakın görüp iletmişler bu sağlık çalışanları ve nafaka konusunda mağduriyet yaşayanlar, yani ona muhatap almışlar bizi, bizden de iletmek. Bir de şu çiftlik bank meselesinde vatandaşı tokatlayan Tosun var ya, yani pek çok dinleyicimiz niye girmiyorsunuz o çiftlik bank Tosun'la diyorlar, büyük makara çıkar oradan diyorlar. Neden girmedik Pascal? Abi girmedik çünkü biz abi aynen düşünmüyoruz. Sosyal medyadakiler gibi. Her ben hiç düşünmüyorum. Şimdi hiçbir bak şey. Bir şey söyleyeceğim. Çiftlik banka parasını kaptıranlarla epey dalga geçiliyor. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Meşrebimize uygun bir kısa yoldan köşe dönme yolu olsa çoğumuz çarpılırız yani. Sen bu memlekette kolpacıların silkelediği tek insanlar bu çiftlik bank mağdurları değil yani. Çoğumuzun oturduğu yerden rahat para kazanmak gibi bir hayali olduğu sürece böyle tokatçılar çıkıyor, bizi de tokatlıyor. Geçmişte de olmuş, bugün de oluyor. Yarın afili bir tokatçı çıkar, bizi de çarpar. Anlayamayız bile. Yani o çiftlik bankın Tosun'u efendim için bir sürü şey söyleniyor, espriler yapıyor, şiirler yazılıyor falan. Ama bir hakikat var, hakikaten tokatlanmaya da çok müsaitiz yani. Kadir, herif kaçmış, tüymüş. Evet yani bir sürü enteresan elde videolar var adamın rap yaparken falan. Ondan sonra ama o kendi prezentasyonunda mehter çaldırıyor. Ondan sonra ya belki memleket yetkilisine seslenebiliriz. Bu memleketin inançlı insanı olarak devlet ricalinden şunu istirham edebiliriz. Efendim yani bu hassasiyetimizi kullananlara aman vermesinler. Yani bunlar hakikaten adaletin önünde böyle perperişan etsinler ele geçirince. Çünkü bunlar bizim dini hassasiyetlerimizi kullanıyorlar ve insanları tokatlıyorlar. Bu da korkunç bir sıkıntıya sebep oluyor. Belki bunun önüne geçilebilir. Yani bunun gibi şu anda birçok iş yapılıyor ya. Yok çörek otundan yağ, efendim işte din diyanet karıştırılarak satılıyor. Yok o yapılıyor, bu yapılıyor. Bin tane şey yapılıyor. Çok ayıp bunlar ya. Bunlara girmemekte fayda var. Peki çiftlik bank için sen hakikaten ne düşünüyorsun Pascal? Abi ne diyeyim ya? Allah akıl fikir versin. Ya en acısı ne biliyor musun? Bir haber var. Artık doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu çiftlik bankta parasını kaptıran mağdurlar var ya, adamın teki çıkmış. Ben demiş hukukçuyum, avukatım, öyleyim böyleyim. 1600 kişiye diyor bunu.
ben sizin paranızı alırım, sizin hakkınızı yürütürüm bilmem ne diye 1600 kişiden 500'er lira topluyor. Adam da çakal çıkıyor. Meğersem o da mağdurları çarpmış. Oh, hayra bak ya. Kadir, makara mı yapıyorsun? Yo, vallahi makara değil. Bu, yani haberin doğruluğunu bilmiyorum ama böyle bir haber geçti. Pascal, hı, sen bana bir 100 lira ver, ben sana işin gerçeğini anlatayım ya. Abi mi? Evet abi. Biliyor musun? Tabii abi. Evet, evet, ver bir 100 lira, ver abi. Al bakayım. Anlat bakayım şunu. Sağ ol canım. Yalnız bir şartım var. Tek gerçek şu. Sakın aptalla sohbet etme. Dışarıdan bakan iki aptalın sohbet ettiğini zanneder, bak söyleyeyim sana. E 100 ne oldu? Çoktan cebellezi yavrum. Yavrum biz artık yavaş yavaş gidelim, ne diyorsunuz? Evde gireyim de. Benim gider yüzüm... canım gider, daha çok yüzün gider sen böyle davranırsan. Efendim yarın nasipse kaldığımız yerden devam etmek sözü veriyoruz. Paka paka. Bye bye.